Merhabalar, Yaratıcı Beynin Kodları eğitimiyle sizlerle beraber olacağız. Yaratıcı beyin ne demek? Yaratıcı insanların beyni farklı mı çalışıyor? Biz neden kendimizi yeterince yaratıcı bulmuyoruz? Açıkçası kabına sığmayan bazı düşünceler arada bir aklımıza geliyordur. Ya da çocuklarımız o hep biyografilerini okuduğumuz, televizyonlarda haklarında yapılan biyografik filmlerini seyrettiğimiz insanlara benzesin çok isteriz açıkçası ama genellikle içten içe şöyle bir düşünce var hepimizde. Bu insanlar genetik olarak şanslı, zaten çok zekiler, bir takım özel ortamlarda yaşıyorlar. Yani onlar özel insanlar, her insanın onlar gibi olması pek mümkün değil. Bu düşüncelerin aslında çok da doğru olmadığını sinir bilimsel bir açıdan, modern bilimin bulgularıyla birlikte baktığınızda çok rahat anlayabiliyorsunuz. Bu eğitimimizde, yani yaratıcı beynin kodlarını çözmeyi amaçladığımız bu eğitimlerimizde aslında sizleri bir konuya ikna etmeye çalışıyorum. Özel insan diye bir kavram aslında yok. Üstün yetenekli insanlar var elbette. Bu insanlar bazı işleri diğerlerinden daha hızlı ve daha verimli yapabiliyorlar. Ama insanı esas özel yapan şey, benzersiz donanımını içinde bulunduğu şartlarda nasıl en uygun bir şekilde kullanabildiği. Açıkçası hepimizin zihni tek ve yegane, bizden bir tane daha yok ve içinde bulunduğumuz şartlarda öyle son derece özel, bize has. Bu şartlar içerisinde milyonlarca yıllık ayarları, içimizde taşıdığımız o fabrika ayarlarımızı nasıl kullanırsak yaratıcılığımızın, üretkenliğimizin ve parlak fikirlerimizin en üst noktasına gelebiliriz. Aslında bunu tartışıyoruz. Modern bilimin bulguları ışığında sizi çok özel olduğunuza ikna edeceğime eminim. Dolayısıyla Yaratıcı Beynin Kodları eğitiminde aslında hepimizin beyninin ne kadar özel olduğu ve yaratıcılık için gereken günlük hayatımızda gözden kaçırdığımız bazı ufak ipuçlarını konuşacağız. Hepinizi yaratıcı beyinleri anlamak, yani kendi beyinlerinizi anlamak için bu eğitimi bekliyorum.